hiçbir şekilde darbenin yanında duramayız. Darbeye şiddetle karşı çıkmalıyız ama bunun adına yeni darbeler oluşturan anlayışlara da şiddetle karşı çıkmalıyız. Ve kimlik ayırt etmeksizin insanlara yapılan zulümlerin karşısında olmalıyız. Bunun hem İslami hem insani hem hukuki çok çok önemli, değerli bir kriter olduğuna inandım. Ve bu anlayış çerçevesinde gidince zaten yanlış yapmıyorsunuz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Öncelikle hani gerçekten yoğun bir günden. O yüzden vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Şurada bir kafe var. Bence kafeye girelim. Tamam. Orada programımıza başlayalım. Oldu. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da aslında sizin sosyal medya hesabınızda yakından takip edenler bilir, biz de takip ediyoruz gazeteciler olarak. Sürekli bir KHK mağduruydu, evet. Ya da bu süreçten mağdur olanların sesini duyurmaya tabii çalıştınız ki bu hala devam ediyor. Neden böyle bir şeye attınız? Şimdi ben o günler, 15 Temmuz darbesi yapıldığından sonraki günler İmece TV'deki programlarımda da konuşmuştuk bunları hep. Bir OHAL ilan edilmişti ve o günlerin, demokrasi ve hukuktan uzaklaşan günlerinde OHAL'in ilan edilmesinin tedirginliğini konuştuğumuzu hatırlıyorum televizyon programlarında. Hani OHAL'li bir Türkiye nasıl olur? OHAL'li bir Türkiye çok kötü oldu tabii. Yargısız infazlar, gözaltında ölen insanlar, hainler mezarlığına gömülmeye çalışan insanlar, bir anda binlerce, on binlerce insanın işinden atılması, özelde çalışmasının önüne geçilmesi, seyahat hürriyetinin engellenmesi, yurt dışına çıkışın, pasaportunun engellenmesi ve artık tamamen işinden uzaklaştırılan, aynı zamanda hayattan da uzaklaştırılan yüz binlerce kişi. Bu çok büyük dramlara neden oldu. İnsanlar depresyonlara girdi ve intihar etmeye başladı. Onlarca kişi. Süreç bitmiyordu öyle değil mi? Tabii yani bitmiyor. Sosyal medya hesabınızda onu da görüyoruz. Hala devam ediyor. Derinleşen acıların çok arttığı bir süreç. Bu dönem içinde ben de ihraç edildim tabii. Evet. Çünkü ben yine barış demeye devam ediyordum. Kürt meselesinde çözümsüzlüğü kaldıramıyordum ve sosyal medyamdan çok yoğun, hani o Kocaeli Barış Platformu günlerimden de devam eden her gün adeta bir barış mesajı veriyordum. Belki karşıdakiler bunu hiç duymak istemiyordu. Hani duvar karşımızda ama ben sürekli barış iyidir, barıştan başka çözüm yoktur yönünde her vesileyle mesaj, her gün yani standart mesaj veriyordum. Artık bu bir gün tabii birilerinin canına tak etmiş herhalde. Aklımızda bir linç kampanyası başlatıldı. 9 Ekim 2016'da bir sosyal medya mesajım vardı ve aklımda korkunç bir yerel medya, ulusala da yansıyan bir linç kampanyası başladı ve bizi 3-4 gün içinde işimizden açığa aldılar. Ve hakkınızda soruşturmalar, adli idari soruşturmalar başlatıldı. OHAL rüzgarı bize de vurdu. Ama ben zaten ortamın kötüye gittiğini görüyordum. Yani yüz binlerce kişi işinden atılıyor ve bunları yoğun bir şekilde eleştiriyorum. Hakkımda soruşturma açıldığı zaman, emniyete gittiğim zaman, mahkemelere gittiğim zaman önüme bunlar geldi. Sen OHAL'i nasıl eleştirirsin? Yani sadece senin söylediklerin değil, başkalarının uğradığı haksızlıkları niye gündeme getiriyorsun? Bu soru önüme getirildi ve itham edildi. Sen bir teröristsin, şusun, busun. Ama ben herkese yönelik haksızlığı eleştiriyordum. Başka bir şey değildi yaptığım. Tabii daha sonra 6 Ocak 2017'de ihraç da edildim. Bir gece yarısı baktık biz. İşimizden ihraç edilmişiz ve terörist olmuşuz bir gecede. Tabii yüz binlerce kişi aynı şeyi yaşıyordu ve bu artan bir dram olarak devam ediyordu. Ben de 6 ay kadar hiçbir iş bulamadım. Aslında iyi bir doktordum. Seni devlet damgalamış, diğer KHK'lılar gibi seni almamız mümkün değil cevaplarıyla karşılaşıyordum. 6 ay sonra Baskın Orhan Hoca'nın demesiyle, ne varsa yine Kürtlerde var, Batman'da bir hastane beni çağırdı. Seni biz alırız dedi. Hani bizim için fark etmez. O hastanede göreve başladım bir yıl.
kadar göreve başladım. Ben yine yazmaya, çizmeye devam ediyordum. İnsan hakları savunuculuğuna devam ediyordum. Resmi bir görevim yoktu ama içine girdiğimiz o hal felaketini çok yakından gözlemliyordum ve birebir birçok vakayla yakından ilgileniyordum. Duyarlılık gösteriyordum. Bu sefer daha çok vaka bana gelmeye başlıyordu. İnsanlar sorunlarını bana anlatmaya başlıyordu. Yazıyordum ben bunları. Artı Gerçek'te, Ahval News'ta haftada 3 gün köşe yazısı yazıyorum. Özel bir hastanede çalışıyorum. Düşünüyorum, konuşuyorum ve bu arada bana insanlar, yeni insanlar geliyor. Hocam sen bu konularla çok ilgileniyorsun. Beraber kolektif rapor çalışmaları yapalım diyen bilim insanları gelmeye başladı. Hani ben yerimde dururken insanlar yanıma gelip güç katmaya başladılar. Ortak kolektif çalışmalar, Hak ve Adalet platformu kurduk. İslami camianın iktidarı sert ve yoğun eleştiren bir platformuydu bu. İhsan Eliyaçık, işte Hüda Kaya ve diğer bazı isimlerle Hak ve Adalet platformuydu. Artık yeni koşturma alanımız ve referandum yapılıyordu. Biz çok net bir şekilde bu referanduma karşı çıkıyorduk. Sahada da paneller, sokakta, broşür dağıtmalara kadar varacak şekilde çeşitli illerde, İstanbul ağırlıklı olmak üzere yoğun bir şekilde uğraşıyor ve yine o hal felaketine karşı çıkıyorduk. Devam eden bir süreç var aslında. Evet. Hala işte bu ses olmaya çalışıyorsunuz. Memleketin geleceğine dair umutlu musunuz? Mücadeleyle iyi bir yere gelinebilir. Ben hayatta hep böyle bir insanımdır. Hep böyle çok kötü ortamlarda, çok umutsuz ortamlarda bile umut ışığı var, tünelin ucunda bir ışık görünüyor diyen kişilerdenim. O yüzden, zor dönemlerden bir geçiyoruz. Evet, oldukça zor dönemler ama mücadeleyi bırakmamak lazım. Hani kahretmemek, ya bu lanet olsun bu ülke, buradan çekip gidelim diyenlerden değilim. Mücadele etmek gerekiyor. Hak, hukuk, adalet, demokrasi için mücadele etmek gerekiyor. 3 yıldır da hep o hal içinde hep bunları düşündüm. Oturup mücadelesizliği değil, gayret etmeyi seçmeliyiz. Her kesimden insana el uzatmalıyız. Her kesimden insan kendi muhalif düşünceleri dolayı dışlandı, ötekileştirildi. Biz kimliklere bakmadan insanlara yönelik ihlallere odaklanmalıyız. Hep bunu söyledim ben insanlara. Bu da aslında hani bu toplum için bazen bir musibet bin nasihattan evladır sözü vardır ya. Hani insanlar belki o güne kadar yanımızda olmayan insanlar ihlale uğradıkları anda insan hakları kavramının önemini anlamaya başladılar. Ben bugünlerde ihlale uğrayan insanlardan çok öz eleştiri duyuyorum. Eski anlayışlarını eleştiriyorlar. Hani eskiden ben Kürtlere, Alevilere, solculara karşı yapılan yaklaşmazdım. Onlara yapılan ihlalleri görmezdim ama şu anda onların başına gelenler benim başıma geliyor ve ne yaşadıklarını çok iyi anlıyorum diyen on binlerce insanın öz eleştirisi geliyor mesela. Bunu ben çok değerli buluyorum açıkçası. Şaşırıyor musunuz peki? Şaşırıyorum ve seviniyorum işin doğrusu. Çünkü bu toplumda herkes acılar yaşadı. Her kesim acılar yaşadı. Dindar muhafazakar camia bu OHAL döneminde bunu daha çok yaşadı. Yoğun bir dışlama, ötekileştirmeyle statükonun halini, devletin ne olduğunu bir tanıdılar. Yani ağır bir tokat yediler. Ve önemli bir öz eleştiri yaptılar. Bu açıdan aslında çok önemli. Türkiye'de yok yani sonuçta herkes acılar yaşıyor. Sonuçta herkes üzülüyor. Ama bunlardan sonra kazanımımız ne olacak? İşte soru bu. Yani biz habire ben bir solcu olarak 50 yıl haksızlığa uğradığımı mı anlatacağım? Bir sağcı olarak 50 yıl haksızlığa uğradığımı mı anlatacağım? Bir dindar olarak, bir Alevi olarak biz yani herkes kendi hikayesini mi anlatacak yoksa herkes kolektif bir bireye bir yerde mi buluşacak? Evet, bir yerde mi buluşacak ve bireylere yapılan haksızlığa karşı otoriteye yek vücut bir yerde mi duracak? Bu önemli işte. Türkiye'nin kurtuluşu da burada. Peki mesela yani biz her dönem seçime gidiyoruz. Çok da sık gitmeye başladık. En son yerel seçimde bir genel seçim havasında, Türkiye'nin genel siyasetini okuduğumuz bir seçim havasından geçtik. Tüm bu yaşanan mağduriyetlerin bu seçimleri etkilediğini, Türkiye siyasetini etkilediğini, tabii, hatta biraz çevresini değiştirdiğini doğru düşünüyor musunuz? Tabii doğru. Değiştiriyor çünkü insanlar artık o kimlik at gözlüklerini bırakmaya başladılar. Haksızlığa karşı her kesimden insan bir araya gelebiliyor. İşte İstanbul seçimlerinde böyle oldu. Bakıyorsunuz MHP'lisi de HDP'lisi de
bir tavır belirledi. Haksızlığa karşı bir duruş sergiledi. Bunlar önemli. Bunları geliştirmek lazım aslında. Hani kimlik ayırt etmeksizin zulmeden otoritelere karşı mazlum olan insanların ortak bir paydada buluşması lazım. Bunun rengi farklı olabilir. Her dönemde farklı olabilir. Ama biz bu hali iyiye doğru evriltmek zorundayız. Hani kötüye doğru evriltme hakkımız yok. Yani kahretme, lanet etme, vazgeçme, mücadelesiz kalma, terk etme. Bunlar benim kabul edebileceğim şeyler değil. Ben hayatım boyunca mücadelenin içinde olmuş bir çaresiz insanım. Çaresiz kalmayı yok, da kabul etmemiz. Kesinlikle kabul etmiyorum. Sürekli en ufak şeyi değerlendirmeye çalıştım. En ufak şeyden hareket ederek insanlara yardımcı olmaya çalıştım ve bunun da faydasını görüyorum. Yani şu anda mesela her kesimden insan beni takip ediyor. Ben bundan da mutluluk, onur duyuyorum. Her kesimden insan, yani en azından diyor ki ya bu insan insan hakları peşinde koşuyor. Başka bir şey peşinde koşmuyor. Bir de siyaseti burayla birleştirdiniz. Aslında evet. Hani o günlük siyaset söylemlerinin dışında biz sizi hep bir mağduriyeti dile evet. getirirken evet. görüyoruz. Evet, evet. Yani buradan yapıyoruz. Tabii, yani ben açıkçası... Aslında her siyasetçinin de görevi biraz bu olmalı ama tabii. biraz memlekette farklı gibi. Yanılıyor muyum? Yok, ben siyasete atılırken de böyle düşündüm Dilek Hanım. Hani... Ben evet siyasete HDP içinden atılıyorum ve bana en yakın parti zaten oy verdiğim ve anlayışını benimsediğim bir parti. Ama ben orada da insan hakları savunuculuğu anlayışımı, kimliğimi bırakmam. Orada da aynı anlayışla devam ederim dedim ve hep böyle yürüdüm. Hiç pişman olduğunuz anlar olmadı mı? Yok, olmadı. Yani çünkü ben işimi yapıyorum ve yani... Önemli olan güce yenilmek değil. Önemli olan doğrunun peşinde koşabilmek. Koşabildiğiniz oranda da mutlu olursunuz. Hani şu anda iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Çok sorunla uğraşıyoruz. Yetişemiyorum bazen. 24 saat yetmiyor bana. Allah diyorum daha başka saatler versin. Başka bir şey istemiyorum. Yani hakikaten çok mesele geliyor artık. Gün geçtikçe daha çok meselelerle uğraşıyorum. Yoğun bir şekilde ama siyaset içinde olmak tabii çok önemli artılar sağlıyor. İşte bazı kapıları zorlayabiliyorsunuz. Zorlayabiliyorsunuz işte yani ekibinizle daha etkili işler yapıyorsunuz. Daha üst derece bir yetkiniz var. Her türlü soru önergemiz, araştırma önergemiz siyaset içinde çok etkili bir ses çıkarma şansımız var ve bunları ben sonuna kadar kullanmaya çalışıyorum. Bir insan hakları savunucusunun siyasette olması kolay bir şey değil Dilek Hanım. Giderek daha mı güçleniyorsunuz? Evet öyle sayılır çünkü şöyle hani siyaset içinde tabii biz güçlü payandalar bulabiliyoruz söylemimizi aktarabilmek için. Hem aynı zamanda medyada da önemli bir ses getiriyorum. İster istemez yani yaptığımız çalışmalar medyada da dikkat çekiyor ve çok haber de oluyor. Medyaya da aynı zamanda konuşuyorum. Medyada da birçok faaliyetim oluyor. Birçok söyleşimiz oluyor. İster istemez bu oluyor ve hani ben faydalı olduğuna inanıyorum. Mutlu da oluyorum. En çok açıkçası mutlu oluyorum. Yani hani iyi işler yaptığıma... Olumlu dönüşler aldığınız işler oluyor mu? Mesela bir sürü mağduriyet geliyor. Çok zor biliyorum. Farkındayım ama... Yani şöyle çok zor mağduriyetleri çözdüğümüz anda ki aldığımız dualar kadar güzel bir şey yok açıkçası. 15 Temmuz'un yıl dönümüne gidiyoruz. Çok fazla mağduriyetler yaşandığını söylediniz. Hatta hep bir söylem vardır ya o halin içinde ya da darbelerin içinden darbe çıkaranlara da karşı yüzlenir. Evet. Evet. Söylemleri de çok duydum. Tam böyle yıl dönümüne giderken bir milletvekili olarak, bir insan hakları savunucusu olarak ne istiyorsunuz memlekete dair? Ne için savaşmayı, bundan sonra ne için mücadele ettiği düşünüyorsunuz? Tabii. Bakın 15 Temmuz darbe gecesi, darbeye ilk ve hemen açıktan karşı çıkan bir insanım. Kim yapıyormuş, nasıl yapıyormuş demeksiz. Darbenin ilk saatlerinde hemen sosyal medyadan oldukça net bir şekilde karşı çıktım. Darbeler kabul edilecek hadiseler değil. Çünkü darbeler demokrasi dışı insanları sertlikle, şiddetle, zorbalıkla yani yönetmeye çalışan bir anlayıştır ve ilkeli bir şekilde karşı çıkılması gerekir. Ama darbeler
bahane edilerek yeni darbeler oluşturulmuş durumda. Türkiye antidemokratik çok kötü bir yere götürülmüş. Darbe sonrası dönemlerinden daha kötü bir yere gelmiş durumdayız. Bu 3 yıllık dönem bakın çok önemlidir. Sağdan soldan her yaşlı insan hakları savuncusu bunu söylüyor. Hiç böylesi kötü dönemler yaşamamıştık diyor. Ve gerçekten bu son 3 yıl Türkiye'de çok ağır insan haklarının ihlallerinin olduğu bir dönem oldu. Evet biz hiçbir şekilde darbenin yanında duramayız. Darbeye şiddetle karşı çıkmalıyız ama bunun adına yeni darbeler oluşturan anlayışlara da şiddetle karşı çıkmalıyız. Ve kimlik ayırt etmeksizin insanlara yapılan zulümlerin karşısında olmalıyız. Bakın kimlikler önemli değildir. İhlal önemlidir. İnsan hakları savunucusu hep buna bakar. Ben hayatımda hep Mazlum Der'de öğrendiğim bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalıştım. Orada çok değerli bir ana ilke vardı. Kim olursa olsun zalime karşı ve kim olursa olsun mazlumdan yana. Bunun hem İslami hem insani hem hukuki çok çok önemli, değerli bir kriter olduğuna inandım. Ve bu anlayış çerçevesinde gidince zaten yanlış yapmıyorsunuz. Zor bir konudur. Zaman zaman yakın çevrenizden de eleştirilirsiniz. Aynı kimlikten, aynı ırktan insanlar tarafından da eleştirilirsiniz ama doğru yapmaya çalışınca bir müddet sonra insanlar sizi takdir eder. Bu dönem de böyle bir dönem. Türkiye zor bir dönemeçten geçiyor ama ben kötümser değilim. Gittikçe daha iyiye gidecek. Halkın gücü zorbalığı yenecek diye düşünüyorum. Mağdur, mazlum insanların gayreti bu zulmü yenecek ve Türkiye demokrasi ve hukuk anlamında çok daha iyi bir yere gelecektir. Buna inanmamız lazım. Sizin umudunuzu buradan paylaşmak da bizim için çok değerli, kıymetli. Euronews olarak çok teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdınız. Biraz süreyi aştım. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Biraz fazla konuştuk ama çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.